Merhaba arkadaşlar. Tüm futbol menajer oyuncularını saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere futbol menajer 2017'de 1 milyon sterlin değerinin altında alınabilecek genç yeteneklerden bahsedeceğim. Bu oyuncular ForFortune'un yayınlamış olduğu Global ForFortune'un yayınlamış olduğu listeden alınmıştır. 5 tanesinin profilini sizler için inceleyeceğim. Diğer 5 tanesini de videonun altında isim olarak paylaşacağım. İsim, pozisyon, yaş ve uyruk olarak paylaşacağım. İlk olarak Fredrik Oldrup Jensen'den başlayalım. Fredrik Oldrup Jensen şöyle çıkıyor zaten. Ben 2019 yılındayım. Öncelikle onu belirteyim sevgilimde. Şu anda Saint-Étienne'i Fransa'dan Saint-Étienne'i yönetiyorum. O yüzden yaşlar biraz ileri çıkacaktır. Değer biraz artmış olacaktır. Onu da dikkate alalım. Fredrik Oldrup Jensen oyuna başladığınızda 22, pardon, 23 yaşında olan bir isim. Norveç vatandaşı. Defansif oyun kurucu rolünde oynuyor. Bu bağlamda teknik, zihinsel ve fiziksel özelliklerine bakacak olursak defansif oyun kurucu rolünde gayet iyi özelliklere sahip. İlk kontrol, pas ve teknik özellikleri oldukça iyi. Yine markaj, top kapma özellikleri de yeterli düzeyde. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Netice itibariyle markaj 13 belki normal ama top kapma 12. Defansif orta saha için çok iyi değil. Ama genel anlamda bütün özelliklerinin uyumlu olması, teknik özelliklerinin uyumlu olması kendisi açısından iyi bir imaj, olumlu bir durum. Zihinsel özelliklerine geçecek olursak, çalışkanlık, karar alma, pozisyon alma, soğukkanlık, takım oyunu ve vizyon özelliklerinin hemen hemen hepsi çok iyi düzeyde. Bu nedenle onun yanındaki diğer özelliklerin de iyi olmasıyla beraber zihinsel anlamda çok iyi bir Fredrik Oldrup Jensen karşımıza çıkıyor. Fiziksel olarak da gayet yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bir tek çeviklikte biraz düşüklük var. Onun dışında gayet iyi. 1,85 boyunda ortalamanın biraz üstünde. Sağ ayağını kullanıyor. Defansif orta saha. Sadık bir oyuncu. Topu almak için defansa kadar gelir. Zayıf ayağını kullanmaktan kaçınır. Çok riskte oynamayan görev adamı olarak görebilirsiniz kendisini. Bence ForFortune'u iyi yakalamış. Jensen'i transfer listenize alabilirsiniz. Jensen'den sonraki bir başka isim ise Guillermo Vernetti. Vernetti oyunda Sporting Lisbon'a transfer olmuş. Ferro'da oynuyor. Arjantin vatandaşı oyuncu. 22 yaşında oyuna başlıyor. 1993 doğumlu. Kanat oyuncusu. Genel anlamda bakacağımız zaman dribling, ilk kontrol, orta yapma, teknik özellikleri bir kanat oyuncusunda gerekli oyuncu özellikler. Çalışkanlığı da iyi zihinsel anlamda. Ya şöyle teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda iyi gözüken bir oyuncu. Yalnız benim gözüme çarpan bir detay bir sağ kanat oyuncusunun 1,91 boyunda olması. Ben kanat oyuncusunun boyunun bu kadar uzun olmasının iyi bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ama istatistiksel anlamda veya oyunun verilerine bakacak olursak gayet iyi bir oyuncu olarak duruyor. Azimli bir orta saha oyuncusu. Sporting'e kaça gelmiş? İkinci sezonda 3,9 milyon euroya gelmiş. Ben euro'yu kullanıyorum para birimi olarak. 3,9 milyon euroya gelmiş. Başarılı. Sporting'de de 6,25 değerinde bence alınabilir. En azından ticari mantıkla alınabilir. Alıp satabileceğiniz bir isim. Açıkçası alıp da uzun süreler oynatabileceğim bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Vernetti'nin. Bir sonraki isim Marius Lundemo. Marius Lundemo şöyle bakalım. Lidström'ün oyuncusu. 22 yaşında oyuna başlıyor. Defansif oyun kurucu hemen hemen her pozisyonda %90'dan oynadığını görüyoruz. Şurada rol ve görevlere baktığımız zaman.
Hatta %80'de bir savaşçı orta saha özelliği var. Ben kendisini çok beğendim ve bedeli 135 bin euro civarında. Maaşı da yıllık 42.500 euro olarak göze çarpıyor. Oyun tercihlerinde tempoyu belirleme ve uzun paslar denemesi var. Boyu biraz uzun, 1.89. Çok da zayıf. Ama boy özelliklerini geçecek olursak bütün özellikleri çok iyi. Sadece liderliği yok. Cesareti yok. Onun dışında oyunu iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem top kapma markaj özelliği yeterli düzeyde hem de zaten paslaşmayı seven bir oyuncu. Bu nedenle kesinlikle alabileceğiniz bir isim. Türkiye'de bir takım yönetiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Bu dört büyükte olur, Anadolu kulüpleri de olur. Ya da Avrupa'da orta düzeyde bir takım yönetiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Büyük düzey takımlarda joker oyuncusu olur. Bence Marius Lundemo. Kesinlikle aklınızda bulunması gereken bir isim Marius Lundemo. Listede bir sonraki isim bir kaleci olacak. Adrian Ortola. Villarreal altyapısından yetişme bir isim. Daha sonra Barcelona B'ye transfer olmuş. Bir ara Alaves'de kiralık oynamış ve şu anda oyunda 150 bin euro gibi bir bedelle Alcorcon'a transfer olmuş kaleci. Profilini incelediğim zaman neyi görüyorum? Libero kaleci zaten. İletişiminin kötü olması belki bir dezavantaj olabilir. Yumruklama eğiliminin düşük olması da keza öyle ama onun dışında baktığım zaman gözüme çarpan bir eksiklik görünmüyor. Kendisi oyuna başladığınızda kaç yaşında? 22 yaşında. O aralar belki biraz çalıştırabilirsiniz yumruklama eğilimini ya da iletişimini belki geliştirebilirsiniz ama çok da gelişeceğini düşünmüyorum. Ben alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eğer kaleci sorununuz yok ise almayın ama kaleci sorununuz var ise mutlaka Adrian Ortola şans verilmesi gereken bir isim gibi duruyor. Listenin en sonundaki ya da hatta ilk sırasındaki diyeyim isim Harold Preciado. Preciado'da tam bir forvet ismi var. Harold Preciado. Şu tip mi? Her şeyi forvet. 1994 doğumlu forvet oyuncusu. Tam forvet olarak oynuyor. Oyunda Wolfsburg'a gitmiş. 15 milyon euro civarında bir bedeli var ama tabii şöyle bakarsak 22 yaşında başlıyor oyuna. Deportivo Cali'de, Kolombiya'da başlıyor. Wolfsburg'a da 700 bin euroya gelmiş. Neredeyse 20-22 katı bir değer artışı yaşamış arkadaşımız. Bakalım verilerine. 31 maç 10 gol, 23 maç 11 gol ki lig Mart ayındayız daha var. Gayet iyi de istatistik yakalamış. Azimli bir forvet. Agresif bir forvet değil ama ben forvetlerde agresifliği iyi görmüyorum. Normalde forvetlerin agresif olması gerektiği söylenir ama ben onu görmüyorum. Gerekli görmüyorum. Kararlılık daha önemli. Her şeyi zıplaması iyi. Forveti de ideal. Boyu da ideal. Çok pardon. Boyu da ideal bir forvet. Bu şekilde For Fortu'nun bence sınıfı geçtiğini düşünüyorum. Gerçekten iyi oyuncular analiz etmişler. Ekip olarak. Bunları paylaşmışlar çünkü. Şöyle söyleyeyim. Diğer 5 oyuncuyu listenin altında paylaşacağım. Yalnız videonun altında paylaşacağım liste olarak. İsim, soyisim, pozisyon, yaş ve milliyet olarak, ırk olarak ya da ne anlarsanız. Onları da inceleyebilirsiniz. Orada da güzel isimler var. Türkiye'den tanıdığınız bir isim de olabilir, olacak hatta. Benim veri tabanımda olmayan bir iki isim var. Onları pek inceleme şansım olmadı ama siz de varsa inceleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda veya yazımızda görüşmek dileklerimi sunuyorum sizlere. Futbol Menajer ailesi olarak, Futbol Menajer arşiv ailesi olarak hepinize esenlikler diliyorum. İyi günler, iyi oyunlar.